Gündemtv.com haber kanalından hepinize merhabalar. Malum günün konusu Çankırı Valimiz Hamdi Bilgi Aktaş Bey görevden alınarak başka bir göreve atanarak yerine Abdullah Ayaz Bey Çankırı Valisi olarak atandı. Öncelikle gelen valimize hoş geldiniz diyoruz. Görev süresi dolan ve başka göreve atanan Sayın Valimiz Hamdi Bilgi Aktaş Bey'e de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun hizmetleri için. Tabii ki Çankırı gibi bir yerde görev yapmak gerçekten zor. Çünkü Çankırı'da siyasetin curcunalı olduğu bir süreçte Sayın Valimiz Hamdi Bilgi Aktaş Bey görev yaptı. Tabii ki Çankırı'da böylesi bir süreçte görev yapmak gerçekten zor. Onu öncelikle belirtmek isteriz. Nasrettin Hoca malum evde canı sıkılmış. Gecenin bir yarısı işte gömleğin söküğünü dikeyim derken iğneyi aramış bulamamış. Bunalınca demiş geceleyin şöyle bir sokağa çıkayım. Sokak lambasının altında başlamış bir şeyler aramaya. Oradan geçen birkaç kişi hocaya sormuşlar. Hocam hayrola gecenin bu saatinde ne arıyorsun? Hoca şu cevabı vermiş. Evde iğnemi kaybettim. Onu arıyorum. Birisi demiş ki ya hocam hiç gecenin bu saatinde evde aradığın dışarıda sokakta aranır mı dediğinde ev çok karanlık cevabını vermiş. Evet, Çankırı'nın karanlık olmaması gerekir ki Çankırı'nın gençleri, Çankırı'nın iş arayan insanları, Çankırı'da iş yapmak isteyen ticaret erbapları başka bir yerlere gidip evde bulamadıklarını başka yerlerde aramasınlar. Onun için Çankırı'nın aydınlık geleceğe ihtiyacı var. Çankırı'nın aydınlık geleceğe ihtiyacı için siyasetiyle, bürokrasisiyle, belediyesiyle, milletvekilliğiyle, il başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla herkesin yan yana gelerek Çankırı için fikir beyan ettiği, düşünceleri ortaya koyduğu, sorunları gerçek bir şekilde anlattığı bir mecraya ihtiyaç var. Geçenlerde bir sivil toplum kuruluşunun başkanıyla sohbet ettiğimde şöyle bir şey anlattıydı. Çorum'a gittim. İşte Çorum'a gittiğimde Çorum'un valisi, milletvekilleri, belediye başkanları, ondan sonracığıma sivil toplum örgütünün kuruluşları, siyasi partilerin il başkanları yan yana gelmişler. Çorum'da ne eksik? Çorum'un neye ihtiyacı var? Toplantısında eksikleri not alıyorlar ve Çorum milletvekillerine bilakis Ankara'da kendileri de giderek bu işin hallolması, çözülmesi için birlikte hareket ediyorlar. Yani siyasi kimlikleri ne olursa olsun önceliğimiz Çorum diyorlar. Peki biz ne yapıyoruz diye sorarsak bizim önceliğimizin Çankırı olması gerekir. Önceliğimizin Çankırı'nın gençlerinin iş ve istihdam olması gerekir. Çankırı'daki ticaret erbabının, esnafın, sanatkarın ve zanaatkarın işini daha kolay ve daha güzel bir şekilde yapması için herkesin yan yana gelmesi ve sorunların ortadan kaldırılması gerekir